Yani devlet olarak mücadele tamam da vatandaş olarak hiç mücadele yok yani. Ya vatandaş da olmazsa devlet ne yapsın? Hükümet mecbur yapmadığı sürece aşı vurdurmayı da düşünmüyorum. Plandemi süreci mi, pandemi süreci mi tartışmak gerekiyor aslında. İnanmıyorum açıkçası koronavirüsün olduğuna. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşıya erişimde yeni kolaylıklar var açıklamasında bulundu. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına koronavirüsle mücadeleyi nasıl bulduklarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Mücadeleyi bulamıyorum. İnsanlarımızı hafta sonları kitleyip de hafta içi de bir araya getirmek yanlıştır. Sonra yani ne bileyim marketlerde bir sürü virüsler oluyor. Şimdi şu anda bütün iş yerlerine açıldı ama İnsanlar yüksek fiyatla satış yapıyor ve şu an kimse bir şey alamıyor. Bu böyle olmaz. Çalışmadığın zamanlar parayı 3 milyar 5 milyar tamam sağ olsun başkanımız verdi de ama geçmişe dönük bakarsan onu daha önce vermeliydi. İnsanlarımız şu an hırsızlık yaptı, evlere düştü, karı koca boşanmalar arttı. Yani şu an durum çok kötü. Açıklık çok, devlete borcumuzu çok büyük açtık. Yani bilmiyorum. Bakın neler düşünüyor başkanlarımız bilemiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben yurt dışından geliyorum. Ya bu maske tedariği olsun. Yani genel zamanda şey oldu bir ara. Maske dağıtımı da oldu. Yani devletimiz bu konuda bence güzel tedarikler alıyor. Yani güzel bence. Ya Türkiye'deki tedarikler güzel yani. Maske alımı olsun. İnsanlar gerçekten dikkat ediyor. Hani ne bileyim alınan önlemler de güzel. Hani polislerimiz de çok bu konuda dikkat ediyor. İnsanlarımız da hani sadece su içmek için maskeyi indiriyor. Hani önlemler güzel. Ama yurt dışında insanlar artık bıkmış. Kimse ne önlem alıyor ne bir şey yapıyor. Hiçbir şey yok yani. Ama Türkiye bence bunu atlatacak gibime geliyor. Ama bir de şöyle bir durum var. Biz turiste açık bir ülkeyiz. Turiste açık olduğumuz için şimdi dışarıdaki insanlar yani yurt dışındaki olan insanlar pek fazla takmadığı için benim korkum Türkiye'ye tekrar getirmeleri. Yani bu aşı tamam bir önlem ama bence tam olarak da iyi bir önlem değil bu aşı. Mesela ben aşı olmayı düşünmüyorum. Hiç de koronada olmadım zaten. Aile boyu olmadık. Ama işte korkum sadece bu yönde. Ben yok mücadele yani çok mesela tedbirlerim diye alınan şeyler çok saçma. İnsanları haftanın 5-6 günü sokakta, bir günü evde. O çok saçma. Yani o çünkü bir de şöyle bir şey var. Hani onu yasakladığı için insanlar haydi yasaklarda daha çok marketlere hücum. Tamam mı? Bence daha çok yayılıyor. Yani tedbirler bence hiç şey değil. Aşı olayına da ben yani ne bileyim şimdi Çin'e de çok fazla inanmıyorum, güvenmiyorum hiçbir şekilde. Çok eğer hani hükümet mecbur yapmadığı sürece aşı vurdurmayı da düşünmüyorum. Aşı olmadım. Olmadım, olmayı da düşünmüyorum. Peki yerli aşı hakkında neler düşünüyorsun? Yerli yani bizim bilim adamlarımızın yaptığı tamam olabilir, onu kabul edebilirim ama ben Çin'e güvenmiyorum. Nasıl olsa hastalık da oradan gelmişti zaten yani. Nasıl kadar güvenebilirsin? Türkiye elinden geleni yaptı zaten. Sadece Türkiye'de dünya yaptı yani. Dünya Sağlık Örgütü de yapabildiğini yaptı. Yalnız Fahrettin Koca gecesini gündüzüne katan bir adam oldu. Muhalefet partilerden de 10 üzerinden 10 notunu aldı. Daha adam ne yapsın? Aşılarda herhalde en son 30 milyon doz bir aşı geldi en son. Öğretmenlerimiz de oluyor. Ondan sonra sıra bizlere gelecek. Dua etmekten başka da şansımız yok. Vallahi devletimizin, milletimizin her türlü çağrısına cevap vermek zorundayız. Artık sanki biraz daha sonlara doğru geldik. İyi bir aşamadayız, iyi mücadele ediyoruz. Sayın Bakanımızın da bu çağrısına ben de diyorum ki artık halkımız da kulak versin. Sonuçta aile hekimi de tecrübelidir, bilinçlidir diyorum. Artık ben yavaş yavaş sonlara doğru geldiğini biliyorum. Bir an önce de artık bitmesini istiyoruz. Pandemi sürecinin sonlarına yaklaştığımıza inanıyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Ya devlet olarak mücadele tamam da vatandaş olarak hiç mücadele yok yani. Ya vatandaş da olmazsa devlet ne yapsın? Yani hani diyor oradan hani taş atmak kolay suya. Hani mücadele yok, çaba yok. Hani görüyoruz ki dışarıda işi olan da dışarıda, işi olmayan da dışarıda. Hani bir bahaneler ya sürekli hani ne derler onu devlet yapmıyor, devlet yapmıyor. Vatandaş devlete yardımcı olmadıktan sonra devlet ne yapsın? Yani
herkes kendi çapında düşünüyor ya. Ya pandemi yani hani bitecek olay bitmiyor. Ya bu yüzden bitmiyor. Bence de bitmez de daha. Bayağı bir kısıtlama oldu pandemiyle mücadelemiz. Yani bence sıkıntılı oldu. Sıkıntılı bir süreçti çünkü. İnsanlar ekonomik olarak çöküntüye uğradı. Esnafların çoğu iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Mücadele yani sağlıklı olalım derken çoğu insanların intihar ettiğini gördük. Bunalıma girdiğini gördük. Aslında çok kayıp verdiğimizi düşünüyorum ben. Koronavirüs yani ne kadar var, ne kadar doğru bilemiyorum. Aylardır yani birine pozitif bir vaka konuluyor, pozitif deniliyor ama aynı ev içe ve diğerine bulaşmıyor. Bu ne kadar doğru bir nasıl diyeyim bir pandemi süreci, plandemi süreci mi, pandemi süreci mi tartışmak gerekiyor aslında. İnanmıyorum açıkçası koronavirüsün olduğuna.